Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. Hepinizi gönül dolusu hürmet ve saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün benim için önemli, anlamlı ve mutlu bir gün. YouTube kanalımız resmi olarak yayına başladı ve siz değerli izleyenlerimizle buluştu. Son derece benim için sevindirici bir husus. Çünkü hayalimde hep bir enstitüm olsun isterdim. Öğrenciliğim yıllarından, çocukluğum yıllarından. Ve orada hem ders vereyim hem ders alayım isterdim. Cenab-ı Hak'tan da hayatım boyunca bunu fiili olarak gerçekleştirmeyi çok dua edip niyaz ettim. Bir enstitü açayım. Orada değerli bilim insanlarına, bilim insanı olmak isteyen öğrencilerimize yol göstereyim, rehberlik yapayım diye. Bunun bir gün böyle dijital ortamda sizlerle buluşup YouTube üzerinden gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Ben bunu bir hayalimin gerçekleşmiş olması olarak algılıyorum. Bu anlamda da hayali gerçekleşen bir insan ne kadar mutlu olursa ben de o kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çünkü öğrencilik yıllarımda, çocukluk yıllarımda ilerleyen hemen her safhada bir şeyler öğrenmede çok zorluk çektim. Rehberlik eksikliğim oldu. Bana rehber olacak hocalarımı, insanları aramada, bulmada, onlardan yardım almada çok zorluklar çektim. Ve Cenab-ı Hakk'a bir söz verdim. Bir gün bir imkanım olur, hoca olursam bir üniversitede, orada öğrencilerime inşallah bu konuda rehberlik yapacağıma dair bir söz verdim. Ve bu sözümü çok şükür 25 yıla yakındır tutuyorum. Bundan sonra çok daha kapsamlı, çok daha kalıcı ve sınırsız sayıda erişime açık böyle bir internet ortamında gerçekleştiriyor olmam da ayrıca sevinç verici, ayrıca mutluluk verici bir husus. Bu açıdan bugün kanala üye olmanız, izlemeniz hemen ilk günde pek çok izleyicinin neredeyse olması beni çok sevindirdi. Bunun giderek inşallah yaygınlaşacağını, istifade etmek isteyenlerin eğer varsa istifade etmeye değer bir şey, bunu inşallah burada bularak değerlendireceklerini umut ediyorum. Ve gördüğüm kadarıyla da akademik rehberlik konusunda çok değerli izleyicilerimiz ilgi göstermişler ve akademik rehberlik videolarımı izlemişler. Ben de bugün sıcağı sıcağına akademik rehberlikle ilgili üçüncü videomu, bu üçüncü dersimiz olacak, onu çekmeye karar verdim. Hem bundan sonraki süreçle ilgili bilgiler vermek istiyorum, hem ikinci dersimizde kaldığımız yerden konuyu ele alarak devam ettirmeye çalışacağım. Bu vesileyle akademik rehberlik çalışmalarımıza ilerleyen safhalarda konular ilerledikçe, dersler ilerledikçe YouTube üzerinden canlı yayınlar da yapmayı düşünüyorum. O zaman da İnşallah canlı yayına katılarak birebir sormanız gereken, soracağınız şeyleri canlı yayında da inşallah size cevaplamaya çalışacağım. İmkanım el verdiği ölçüde de sürekli kanalımı kontrol ederek sorduğunuz sorulara cevaplar vermeye, efendim, cevaplarımı yazmaya çalışacağım. Affedersiniz. En son akademik rehberlik konusunda kaldığımız yer
lisans düzeyinde bulunan öğrencilerimize yönelik tavsiyelerim, önerilerim vardı. Orada kalmıştık. Bugün bu konuyu netleştirmeyi düşünüyorum. Hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimiz açısından. Ve kısmet olursa inşallah dersin sonuna doğru da konunun altını çizeceğim. Artık bu üç ders, temel ders, ortak bir ders olmuş oldu. Bundan sonra lisans düzeyindeki öğrencilerimiz için akademik rehberliğe ayrı dersler yapacağım. Lisans üstü yani yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimiz için de ayrı rehberlik dersleri yapacağım. Tabii bunu bugünkü işleyeceğim dersin arkasında yeniden ifade etmeye çalışacağım ve bu iki farklı ders nasıl takip edilmeli? Onun üzerinde de naçizane tavsiyelerim olacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yine tahtamız açık ve tahta üzerinden konuşalım. Burada değerli izleyenler, akademik rehberlik dediğimizde bu akademik rehberlik konusunu tabloda lisans ve lisansüstü olarak ayıralım ve lisans ve lisansüstü olarak bu rehberliğin kapsamı üzerinde kalan, tamamlamam gereken hususları tamamlamak istiyorum. Akademik rehberlik derslerimiz zorunlu olarak iki gruba ayrılması gerekiyor. Bunların birinci grubunda lisans öğrencilerimiz var. Henüz ilahiyatı bitirmemişler. Fakültenin hangi sınıfında olurlarsa olsunlar, daha önce de konuştum. Bunun ideal sınıfları üzerinde durdum. Ne zaman başlanılırsa daha ideal bir başlangıç olur konuştuğumuz için tekrar edip vaktinizi almak istemiyorum. İkincisi de lisansüstü akademik çalışmaya başlamış. Dolayısıyla lisansüstü çalışmanın kimisi yüksek lisans çalışmaları efendim düzeyinde, kimisi doktora çalışmaları düzeyinde olabilir. Bunlar da yine her ikisi de aynı zamanda iki kategoriye her ikisini de ayıralım. Daha yapmış olduğumuz dersimizde akademik şeye uygun olarak gerçekleştirelim. Her ikisinde de ders döneminde olanlar olabilir, tez döneminde olanlar olabilir. Ben tabii bunların hepsini dikkate alarak bu dersleri işleyeceğim ve dolayısıyla her açıdan da hem lisans hem lisansüstü rehberlik konularında bundan sonraki aşamalarda ona göre devam edeceğim. Lisans düzeyindeki öğrencilerimizin kendilerini akademik hayata hazırlamaları bakımından hangi alanlara yönelebileceklerine dair bundan önceki ikinci videomuzda bazı bilgiler vermiştim. Şöyle çok kısa hatırlamak bakımından o üç ana bölümü yeniden bir daha yazacak olursak, en geniş alanlardan birisi temel İslam bilimleri. İslam tarihi ve sanatları bölümü, bir de felsefe ve din bilimleri bölümü. Bu üç bölümden herhangi birisine öğrencilerimiz başvurabilecekler okulu bitirdikten sonra. Burada işte yüksek lisansa, yani lisansüstü sağ tarafta gördüğünüz çalışmalarına başlamış, yani akademik hayata adım atmış olacaklar. Bu alanlardan hangisine yönelmelisiniz konusu tamamen bu haftadan sonraki yapacağımız dersler süresince size belli perspektifler sağlayacaktır. Tercihlerinizde son derece önemli açılımlar vereceğini umut ediyorum. Ama bu arada tabii ki kişisel olarak kendinizi tanımanız, kendi kabiliyetlerinizin farkında olmanız, hangi alanda akademik çalışma yaparsanız başarılı olacağınıza ilişkin kararı vermek son derece önemli. Bir tabii bu kararı verirken, bu kararı vermenizde
kendilerine saygı duyduğunuz, görüşlerine itibar ettiğiniz hocalarınızla istişare etmek son derece önemli. Ama nihai karar sizin olacağı için ben bu alanlarla ilgili çok kısa bazı hususlara daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi akademik hayata başlarken daha önceki derslerimizde de üzerinde durduğum gibi bunu bir üniversitede hoca olmak, bir üniversitede efendim kürsüde görev almak en tabii hakkınız tabii. Hepinizin önünde olan şeylerin gerçekleşmesini diliyorum Yüce Mevla'dan. Bu en tabii hakkınız. Ama bunu yaparken kabiliyetlerinizi hangi alanlarda kadro daha boş şeklinde düşünerek alan belirlerseniz akademik hayata hatalı bir yerden başlamış olursunuz. Şimdi üniversitelerde, kürsülerde hangi alanlarda boşluk var düşüncesi pragmatik olarak biz akademik çalışmalarımızı bir üniversitede hoca olmaya endekslemiş olarak yola çıkmış oluyoruz. Bu isabetli değil. Mesela boş bir alan vardır, bakir bir alan vardır gerçekten. Orada işte yüksek lisans yaparsanız ya da araştırma görevliliğine başvurursanız çarçabuk üniversiteye geçmiş olabilirsiniz belki. Ama bu ne kadar doğrudur? Hemen cevap vereyim. Hiç doğru değildir. Tabii burada az önce yüksek lisansa başlamak, araştırma görevlisi olmak ifadelerini kullanınca özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerimizin çok merak ettikleri bir hususa izninizle çok kısaca temas edip oradan konuşmama devam etmek istiyorum. Çünkü bunu çok merak ediyoruz. Üniversite dediğimizde, akademik hayat dediğimizde burada bir lisansüstü, şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta lisansüstü eğitim var. Yani yüksek lisans, doktora ve eskiden olabiliyordu, şimdi biraz zorlaştırdılar. Doçentlik de yani bir üniversitenin personeli olmadan olabiliyordu. Bu yüksek lisans ve doktora, yüksek lisans ve doktora bir üniversite personeli olmanıza gerek olmadan, yani öğretmenseniz öğretmensiniz, imamsanız imamsınız, Kur'an kursu hocasıysanız Kur'an kursu hocası olarak ya da hiçbir iş görmüyorsanız ya da farklı bir devlet memuruysanız fark etmez. Yüksek lisans ve doktora yapabilirsiniz. Hiçbir engeli yok. Normal işlerinize de devam edersiniz. Sosyal bilimlere kaydolursunuz, sınavlara girersiniz, buna devam edersiniz. Bu başka bir şey. Bir de üniversiteler şu üç ABC alanlarında araştırma görevlisi kadrosu açarlar. İki, araştırma görevlisi kadrosu. Bu üniversite personelliğinin ilk akademik basamağıdır. Yani bir üniversitede hoca olacaksanız bunun ilk basamağı araştırma görevlisi olmaktır. Bu ayrı bir şeydir. Araştırma görevlisi üniversite ilan eder. Temel İslam bilimleri olur, başka herhangi bir alan olur. O alanda bir ilan çıkar, gidip başvurursunuz. Notlarınız tutarsa, sınavları geçerseniz araştırma görevlisi olabilirsiniz. Bu bir üniversite personeli olmuş olursunuz. Bir üniversitede personel olursunuz ki bu üniversite hayatınız başlamış olur. Ve bu arada yüksek lisans bile daha yapmıyor olabilirsiniz. Doktora daha yapmıyor olabilirsiniz. Fakülteyi bitirir bitirmez de olabilir. Ama şu anda çok fazla yüksek lisans yapanlar ve doktora yapanlar olduğu için genel olarak üniversitelerde son zamanlarda aşağı yukarı bir 10 seneden daha fazla bir zamandan beridir araştırma görevliliğinde yüksek lisans yapmayı neredeyse şart koşarlar. Yani en azından bir yüksek lisansını yapmış olmalı ya da yapıyor olmalı gibi ilanda şartlar koyarlar ve dolayısıyla yüksek lisansını bitirmiş kimselerin öncelikleri vardır. Araştırma görevlisi olmada daha kolaylık sağlar kendilerine. Genel olarak öğrencilerimiz, yani lisans öğrencilerimiz bu farkı görmedikleri için doğal olarak böyle bir izahın ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için üzerinde durdum. Tekrar ediyorum, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak başka bir şey. Üniversite personeli olmanız gerekmiyor. Başka herhangi bir kurumda çalışıyor olabilirsiniz. Ama bir üniversitede görev alabilmenin başlangıcı, akademik görev almanın başlangıcı araştırma görevlisi olmaktır.
Böylece akademik hayatınızda üniversite görevlisi olarak başlamış olur. Yüce Mevla hepinize gönlünüzdeki şeyi lütfetsin diye tekrar yine dua etmiş olayım. Çayım vardı, onu alacağım. Evet. Şimdi bu ara açıklamadan sonra tekrar lisans düzeyinde yapılacak olan çalışmalara dönecek olursak, tekrar ediyorum, alan belirleyeceğiniz zaman hangi alanlarda acaba açıklık var diye düşünmek yerine, doğru soru hangi alanda başarılı olabilirim? Hangi alan bana göre? Bu çok önemli bir şey. Bu son derece önemli bir şey. Hangi alan bana göre? Ve bu son derece önemli hususta yine son derece önemli bir soru daha var. Hangi alanın bana göre olduğunu nasıl bilebilirim? Onu da yazalım soru olarak. Hatta başka bir renkle yazalım, daha görsel olsun. Nasıl bilebilirim? Evet. Muhtemelen bu konularda size rehber olacak hocalarınızın, sizi yakinen tanıyan özellikle hocalarınızın katkısı çok olacaktır. Mesela ben kendim ilgilendiğim, fakülteden tanıdığım öğrencilerim olduğunda onlara temel İslam bilimlerinde mesela sen şu alana yönel, sen şu alana yönel şeklinde tavsiyelerde bulunduğum oluyor. Ve bunu öğrencilerim bilirler. Dolayısıyla sizi tanıyan hocalarınızın, sizin kabiliyetlerinizin farkında olan meslektaşlarımızın bu konudaki tavsiyelerine uyabilirsiniz, dikkat edebilirsiniz. Tabii nihai karar sizindir. Ama ben genel bazı özellikler söylemek istiyorum. Genel bazı özellikler. Şimdi daha önceki akademik rehberlik derslerimde de üzerinde durduğum gibi akademisyenlik düşünülmüş olanı öğrenmek, düşünülmemiş olanı düşünmektir demiştim. Düşünülmüş olanı öğrenmek, düşünülmemiş olanı düşünmek olacağından, akademisyenlik hangi alanı seçerseniz seçin bir düşünce üretimi meselesidir. Öncelikle kendinizi bir düşünce, bir fikir üretimine hazırlıyor olmanız gerekir. Böyle bir üretimi hangi alanda daha başarılı olursunuz? Temel İslam bilimlerinde, yani tefsirde, hadiste, fıkıhta, kelamda, tasavvufta hangi alanda daha başarılı olursunuz? Bu önemli bir şey. Bunu belirlemek son derece önemli bir şey. İşte bunu belirleyebilmek için de sizin ilgi alanınız, ilgi alanlarınız önemli. Ve daha önce de söylediğim gibi temel İslam bilimlerinde eğer akademik hayata başlayacaksanız bir kere Arapçanızın fevkalade iyi olması gerekiyor. Başka türlü orada ilerleyemezsiniz. Bunların herhangi birinde ilerlemenizi çok isterim. Peki bunu nasıl belirleyebilirim sorusunun cevabına biraz daha müsaadenizle açıklık getirmek istiyorum. Naçizane tavsiyem öğrencilerimizin ağırlıklı olarak temel İslam bilimlerine yöneleceklerse tefsiri. Çünkü çağımızda en çok problemin Kur'an etrafında döndüğünü, Kur'an etrafında şekillendiğini görüyoruz. Merkezi problemimiz bizim günümüzde, çağımızda, geleneğimizde de böyledir. Kur'an'ın anlaşılmasına yöneliktir. Zekasına güvenenler, ben bu alanda Allah'ın bana verdiği kabiliyetleri geliştirebilirim diye düşünenlerin tefsir alanına yönelmelerini hararetle tavsiye ederim. Yani tefsir bizim birinci öncelikli temel İslam bilimlerinde yönelmemiz gereken, ihya etmemiz gereken, Allah'ın bize verdiği kabiliyetleri yüce kitabımızın anlaşılmasına ilişkin kullanarak sonuna kadar, ömrümüzün sonuna kadar
kendimizi hiç adayabileceğimiz bir alan olarak tefsir çok önemli bir alandır. Hocam bu alan işte çok yüksek lisans doktora yapanlar yok mu? İşte bu alan çok üniversitelerde tıkalı değil mi? Hiç böyle düşünmeyin. Daha sonraki derslerimde bunun üzerinde duracağım. Hiç öyle düşünmeyin. Sizin kaliteniz belirler. Kaliteli tezler yaptığınızda, kaliteli çalışmalar yaptığınızda üniversiteler sizi değil, siz üniversite beğenirsiniz. Beğendiğiniz üniversiteye gidip başvurursunuz. Ben burada hoca olmak istiyorum diye. Ki bunu ilerleyen akademik derslerimizde detaylarıyla inşallah konuşacağız ve üzerinde de duracağız. Dolayısıyla tefsir alanına yönelmenizi özellikle tavsiye ederim. İkinci önemli alanımız, en bakir alanlardan bir tanesi kelamdır. Kelam alanımız kadimden bu yana en sorunlu alanımızdır, en problemli alanımızdır ve kelam alanında kelami olarak yani inanç ve itikatlarımızı doğrudan ilgilendiren bir alan. Bu alanla ilgili olarak zekasını, kabiliyetini, düşüncelerini bu alanda inşallah geliştirecek ve sarf edecek öğrencilerimiz için kelam bulunmaz bir alan. İnanılmaz önemli bir alandır ve kelamcılara ihtiyacımız var. Bunu birazdan felsefe ve din bilimleriyle de ilişkilendireceğim. Ben hep kelam dediğimde, kelamcılara ihtiyacımız var dediğimde bununla bizim geleceğimizin filozoflarını kastederim. Yani bizim filozofa ihtiyacımız var. İslam dünyasının en acil ihtiyacı olduğu alan filozoflardır. Ama yanlış anlamayalım, filozof sadece felsefe bölümlerinde ders alan, akademik faaliyet gösteren kişilerden çıkmaz. Bir makalemin başlığına şöyle yazdığımı hatırlıyorum. Yetkin Düşünce'de yayınlanan bir makalemdi bu. Filozof, felsefe bilen kişi değil, felsefesi olan kişidir. Dindar da bir dine inanan değil, yaşamı din olan insandır diye bir motto yazmıştım makalemin başına. Dolayısıyla bizim kelam alanında kelami problemlerimize yönelecek ve bunları Kur'an'dan hareketle, az sonra irtibatlandıracağım, Kur'an'dan hareketle, doğrudan Kur'an'dan lemean eden, doğrudan Kur'an'dan fışkıran ve Kur'an'dan çıkan bir kelama ihtiyacımız var ve dolayısıyla kelamı da yine tefsir gibi hararetle tavsiye ediyorum. Temel İslam bilimlerini seçecek olanlar için. Üçüncü derecede bizim özellikle çağımız insanının yaşamı, hayatı, dünyaya bakışını, yaşamını belirlemek bakımından, ona yol göstermek bakımından, Müslümanların geleceğe, geleceğin dünyasına ne söylediğini ortaya koymak bakımından, İslam ne mesaj veriyor, geleceğe ne söylüyor sorusunun cevabı olması bakımından üçüncü alan fıkıh alanıdır. Dolayısıyla bu alan fıkıh alanı, yani İslam hukuk alanıdır. Bu alanı tercih etmenizi ve bu alanda kendinizi geliştirmenizi ve geleceğin dünyasına Müslüman bir mütefekkir nasıl bakıyor? Geleceğin dünyasının nasıl bir hukuki zeminde, nasıl bir düzenleme içerisinde gelişebilmesi açısından bir Müslüman mütefekkirin perspektifi nedir? İslam ne söylüyor bu konuda? Bunlara çok son derece ihtiyacımız var. Tabii ben bunları söylerken, fıkıh alanına yönelin derken, geçmiş ulemanın fıkıh konusundaki fetvalarını ezberleyecek bir çalışmayı tabii ki önermiyorum. Yani bunu bu derslerimizde de konuşacağız. Biz o geçmiş ulemamızın fetvalarını öğreneceğiz. Onu düşünülmüş olarak, geleneğin düşünülmüşü olarak öğreneceğiz. Ama biz kendi zamanımıza ve geleceğe ilişkin yeni şeyleri düşüneceğiz. Yeni şeyler üreteceğiz. İşte bu anlamda fıkıh alanının son derece bakir bir alan olarak durduğunu söylemek istiyorum. Dördüncü alan, hiç şüphesiz önereceğim alan tasavvuf alanıdır. Bugün insanlığın geldiği noktada özellikle materyalizmin dünyaya
verdiği nizamat ve şekillendirme sonucunda görüyoruz ki değerli izleyenler, değerli arkadaşlar, bir manevi buhran içindeyiz insanlık. Çok ciddi, büyük bir boşluk içinde. Ateizme yöneliyor, deizme yöneliyor, başka şeylere yöneliyor. Ve bütün bunların hiçbirisi o insandaki deruni açlığı doyurmuyor. Doymuyor, doyamıyor, doyurulamıyor. Ve bugün insanlar neden Uzak Doğu mistizmine ilgi duyuyor? Neden kurular ön plana çıkıyor? Neden Hint düşüncesi, Budizm olsun, Zen Budizmi olsun, daha başka öğretiler olsun, bunlar dünyada öne çıkıyor? Çünkü dünyada insanların ruhlarında, manevi dünyalarında büyük bir boşluk oluştu. Büyük bir vakum oluştu. Tabir yerindeyse insanlık bu manada, manevi manada tam bir kara deliğin içine çekilmek üzere. İşte bizim Müslüman mutasavvıflarımız, İbni Arabilerimiz, yeni Mevlana'larımız, yeni İbni Arabilerimiz, yeni Hallacı Mansurlarımız, bu alanda yeni Yunuslarımız, Tapduk Emrelerimiz, Hacı Bektaşi Velilerimiz, tasavvuf alanında bu çağın karanlıklarını aydınlatacak son derece önemli manevi rehberliğe, akademik anlamda soyunacak ama. Akademik anlamda bir mutasavvuf olacak. Adı doktor olacak, doçent olacak, profesör olacak ama bu ünvanın kapısını çalıp içeri girdiğinizde masasında bir Yunus oturuyor gibi göreceksiniz. Bir Mevlana oturuyor gibi. Derslere geldiğinde o hocanın adeta içeriye bir İbni Arabi girmiş gibi hissedeceksiniz. Bu manada bir tasavvuf olmak, bu manada bir tasavvuf akademisyeni olmak, bu manada tasavvufa yönelmek ki bu son derece önerdiğim, son derece tavsiye ettiğim bir alandır. Hocam, siz bir hadisçi olarak galiba hadisi unuttunuz der gibisiniz sanki. Hayır, nasıl unutabilirim hadisi? Dolayısıyla neden beşinci sıraya hadisi koydum? Hadis, temel İslam bilimlerinin içerisinde en problemli alandır. Problem aşığıysanız, çok problem seviyorsanız hadis alanını seçebilirsiniz. Bizim burada yüksek lisans doktora yapmayı düşünürseniz, fakir emekli olana kadar buradayım, size rehberlik yaparım bilfiil. Dolayısıyla hadis alanı, özel olarak hadisi seçmek isteyenler olursa onlara daha özel rehberlik yapmayı düşünürüm. Ama hadis gerçekten çok problemli bir alandır. Hadis alanına yönelecek arkadaşlarımızın problemle yüzleşmeye, problemlerle haşır neşir olmaya, onlara çözüm bulmaya diğer dört alandan çok daha fazla hazırlıklı olmaları gerekiyor. Nitekim günümüzde de tüm kıyametlerin hadis etrafında koptuğunu da düşünecek olursanız bu alanın son derece problemli bir alan olduğunu, ama çok şükür ben bu problemli alanı çok seviyorum. Öğrencilerim de bilirler. Bu alanda da bazen sınıfta da onlara espri yapıyorum. Şayet yanılır da hadisçiliği seçerseniz o zaman görüşürüz sizinle diye latife yapıyorum. Dolayısıyla bu alanları seçebilirsiniz ve bu alanları sakın, bu alanda boşluk var mı diye düşünerek seçmeyin. Hiçbir alanı öyle seçmeyin. Şimdi bunlarla ilgili son bir hususun daha üzerinde duracağım, çünkü bayağı bir ele almayı düşündüğüm konu var. Bu üçüncü dersten sonra alan ayrıştıracağım ve daha farklı dersler yapmaya başlayacağım. Şimdi bu beş alanın beş ile de ilgili ileride sizinle dersler yaparken bunların ortak alanı, başlayacağınız yer hangisini seçerseniz seçin. Şimdilik lisans öğrenciler için söylüyorum. Bunların usulünü çalışacaksınız. Usul.
Metodoloji çalışacaksınız. Metodoloji. Bu metodolojiyi çalışırken bu çalışmalar size bunlardan hangisini seçmeniz gerektiği konusunda nasıl bilebilirim sorusu vardı ya, eşit soru. Nasıl bilebilirim konusunda sizi aydınlatacak olan bu çalışmalardır. Yapacağımız bu derslerdir. Çünkü biz bunlardan sonra bilfil sizinle hazırlık dersleri yapmaya başlayacağız. O hazırlık derslerinde bu dersleri işlerken zaten bir yönüyle o kararı verebilme aşamasına Allah'ın izniyle geleceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla tefsirin usulü, kelamın usulü, fıkhın usulü, tasavvufun usulü ve hadisin usulü. Usul. Ve biz bunları ortak bir usul üzerinden, ortak bir paydada, ortak bir usul üzerinden inşallah önümüzdeki derslerde ders olarak işleyeceğim size. Neler yapacağımızı konuşacağım ve o konuşmadan sonra da bilfiil yapacaklarımızı yapacağız. Sanıyorum birinci ya da ikinci derste olabilir, akademik rehberlik derslerimizin birinde söylemiştim. Bu çok uzun soluklu bir ders olacak. Cenab-ı Hak hem size hem bana sağlık, afiyet lütfederse belki yüzlerce video çekeceğiz. Ve bu yüzlerce videoda sizi, lisans öğrencilerimizi lisans üstüne hazır hale getirecek ne kadar yapılması mümkün dersler varsa bu dersleri sizinle beraber yapacağım ben. Anlatacağım, konuşacağız. Danışacağız, birlikte bu dersleri işleyeceğiz ve inşallah sizlerin hayırlı haberlerini bekleyeceğim. Hocam şurada şuraya başladım, şurada şu alanda yüksek lisansa başladım vesaire şeklinde inşallah hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Geçenlerde bizim fakültede meslektaşlarla konuşurken de üzerinde durduğumuz için müsaadenizle İslam tarihi bölümünde sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında bir tarihçilik sorunumuz var. Yani bizim belki de ihtiyacımız olan en önemli hususlardan birisi budur, tarihçilik. Bu nedenle de başarabileceğini umut ettiğim öğrencilerimi İslam tarihçiliğine yöneltiyorum. Ama İslam tarihi olaylarını farklı bir şekilde yeniden yazacaksanız da sakın İslam tarihçisi olmayın. Ne var ki yazmışız, yazılmış zaten. Olaylar, vakalar yazılmış. Üç aşağı beş yukarı siz de farklı şeyler söylemeyeceksiniz. Benzer söyleyeceksiniz. Neden bir siyerci olacaksanız İslam tarihçiliğini seçip de akademik hayata başlayasınız ki yani niye? Bunun bir bence çok bir anlamlı tarafını görmüyorum. Ama örneğin Batı Avrupa'da Batı aydınlanmasının zirveye adeta taşınmasının en önde gelen isimleri tarihçi, Alman idealizminin tarihçileridir. Çok önemli bu isimler. Hatta çok daha erken dönemlerde aydınlanma öncesinde İtalyan Vico'dan başlayacak olursak tarihçilik konusuna, İşte Hegel'e, Herder'e gelinceye kadar tarihçilik hayata bakışı, tarih üzerinden hayatı algılamayı, bu bizim geleneğimizde ilk defa ciddi manada İbn Haldun'la bir varlık ortaya koyabilmiştir. Ama devamı gelmemiştir. İkinci bir İbn Haldun'umuz yok mesela. Bu sadece İslam tarihçiliğinde değil, normal tarih alanında da yani ülkemizdeki tarih alanlarında da baktığımızda mesela tarih usulü açısından, tarihte usul dediğimiz zaman merhum Velid-i Ziyad Toga'nın tarihte usul eserinin dışında çok fazla bugün tavsiye edebileceğimiz ya da efendim yazılmış tarih usulümüz yok. Bize usulcü tarihçiler tarihi geçmişiyle, şimdisiyle ve geleceğiyle birlikte okuyacak tarih filozoflarına, tarih felsefecilerine ihtiyacımız var. Onun için tarihçilik yani felsefi manada tarih filozoflarına ihtiyacımızın olduğunu ve bu manada bir tarihçiliğe yönelmenizi hararetle tavsiye ederim. Ama
Dört halifeyi yeniden yazacaksanız, Abbasileri, Emevileri, Fatimileri, Selçukluları yeniden yazacaksanız ömür tüketmenizi tavsiye etmem. Zaten yazılmış. Bence bunları yeniden okumak, ve bunları neden yeniden okuduğumuzu, nasıl okuduğumuzu ortaya koyacak bir perspektifi, usulü ortaya koymak. Usul derslerimizde buna temas edeceğim inşallah. Usul dersleri yapacağız sizinle. Orada buna temas edeceğim. Son olarak felsefe ve din bilimlerine özellikle yabancı dili iyi olanlar, İngilizcesi iyi olanların felsefe din bilimlerine yönelmelerini tavsiye ederim. Ve analitik düşünebilenler, eleştirel düşünebilenler, analiz kabiliyeti yüksek arkadaşlarımızın felsefe ve din bilimlerine yönelmelerini ve o alanın hangisi olursa olsun hepsine yönelmelerini özellikle ve hararetle tavsiye ederim. Bunların başında din felsefesi ve din psikolojisi başta geliyor. Tabii sosyoloji de var. Elbette dinler tarihi ve mantık gibi diğer alanlar, İslam felsefesi gibi pek çok alanlar, daha önce bahsetmiştim. Bu alanlar da var. Ama şöyle basitçe yazarak efendim buradan geçmek istiyorum. Ben filozof olacağım diyen arkadaşlarımız bu alana yönelsinler. Söyledim, filozofa ihtiyacımız var bizim. Özellikle kadın filozoflara ihtiyacımız var. Bu alanların hepsinde, saydığım alanlarda kız öğrencilerimizin öncelikli olarak bu alanlara yönelmelerini, tefsir, kelam, fıkıh, tasavvuf, hadis gibi alanlarda, filozof olmak için felsefe ve din bilimi alanlarında kendilerini göstermelerini ve hayata kadın perspektifiyle, kadın bakış açısıyla, o estetiğiyle bakarak geleceğin dünyasına, hani bir söz var ya, kadının eli değdiği ev farklı olur diye. Kadın eli değmiş bu eve derler. Hani düzeni, temizliği, nezaketi, nezaheti üzerinden. Evet. Dünyamızın da kadının elinin değmesine çok şiddetle ihtiyacı var. Erkek egemen dünyanın, özellikle zalim erkeklerin elleriyle kirlenmiş, kana bulanmış, harabe hale gelmiş dünyamızın kadın filozoflarına ve onların mübarek ellerinin değmesine çok büyük ihtiyaçları var. Onun için bu alanda kendilerini hararetle teşvik ediyorum ve inşallah bu alana yönelmelerini istiyorum. Lisans düzeyindeki okuyan öğrencilerimize bu ifadelerimin arkasından önümüzdeki derste inşallah birazdan dersin sonunda lisans üstünden de kısmen bahsettikten sonra ortak olarak neler işleyeceğimize dair bilgiler verip inşallah sizi çok da fazla yormak istemiyorum. Dersimi bitireceğim ve bundan sonra ayrı alanlar olarak inşallah dersleri yapmaya çalışacağım. Demek oluyor ki lisans düzeyinde öğrencilerimiz kendilerini daha inşallah birinci, ikinci, üçüncü sınıfta dörde bırakmadan akademik hayata hazırlamalılar. Ben akademisyen olmak istiyorum demeliler, karar vermeliler ve inşallah o yolda samimiyetle ve ısrarla yürümeliler. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Ömrüm olduğunca sizinle beraber yürüyeceğim ve bir öğrencinin, lisans öğrencisinin doktor oluncaya kadar hangi rehberliğe ihtiyacı varsa bu rehberliği ölmezsem size inşallah vermeye çalışacağım ve rehber olmaya çalışacağım. Bu benim hayatımın en anlamlı, en değerli, en kıymetli hayaliydi. Gerçekleşiyor olmuş olmasından bir kere daha ifade ediyorum. Çok mutluyum.
Şimdi lisans üstüne geldiğimizde lisans üstü düzeyde zaten akademik hayata başlamış olan öğrencilerimiz ve akademik hayata başlamış olduklarından dolayı kendilerini daha şimdi meslektaşlarımız olarak baktığım çok değerli öğrencilerimize de bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi tabiatıyla lisans üstü eğitim dediğimizde birinci aşama yüksek lisanstır, ikincisi de doktoradır. Yüksek lisans ve doktoralarda her ikisinde de bir ders ve hazırlık dönemleri var. Arkasından da bir tez yapım dönemleri var. Kendilerine bu şu anda fiilen yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimize tavsiyem, eğer yüksek lisansa başlamadan, doktoraya başlamadan önce benim anlatmaya çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım ölçekte bir ön hazırlıktan, bir akademik hayata hazırlık süreçlerinden geçmemişler, böyle bir ön hazırlık dersleri almamışlarsa benim yapacağım lisans öğrencilerine yönelik dersleri dinlemelerini hararetle tavsiye ederim. Dinlesinler, ne olacak? Beğenirlerse, faydalı görürlerse devam ederler, faydalı görmezlerse dinlemezler. Yani bakmalarını o lisansa yönelik, biz zaten lisans üstüyüz şeklinde düşünmemelerini hararetle tavsiye ederim. Şimdi bu tavsiyeden sonra yüksek lisans ve doktora yapacak arkadaşlara ya da yapıyor olan öğrencilerimize birinci öncelikli olarak söylemeyi düşündüğüm husus bir ne okuyacaklar alanlarıyla ilgili. İki, nasıl okuyacaklar? Üç, bilgi toplama, veri tabanı, veri. Biz buna data diyoruz. Data, data. Bunu oluşturmak nedir? Nasıl böyle bir şey oluşturacaklar? Nasıl böyle bir şey oluşturacaklar? Dört, anlama, kritik yani analiz, değerlendirme, beş, yazma, akademik yazma, bir düşünceyi akademik olarak yazma, ifade etme. Nasıl yazacaklar, ne yazacaklar, bir şey nasıl yazılır, nasıl yazılmalıdır şeklinde sıralayacağımız ve daha sonra inşallah daha detaylı bir biçimde üzerinde duracağımız başlıklar bunlar. Bunların her birerler üzerinde duracağız ve yapacağımız lisansüstü rehberlik derslerinde de bunların her birerlerini ders olarak inşallah işlemeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ne okuyacaklar, nasıl okuyacaklar, bilgi burada okuduğunlardan nasıl toplanacak, nasıl bir veri tabanı, data oluşturulacak ve bunlar üzerinde nasıl bir anlama, kritik, analiz, değerlendirme yapılacak ve yazma nedir, nasıl yazacağız, bunları nasıl bir teze dönüştüreceğiz? Bu konular son derece önemli. Lisansüstü dersler yapanlar, lisansüstü çalışma yapan arkadaşlarımıza öneriyorum. Lisansüstü hayata başlamış olan arkadaşlarımızın ders dönemleri bitmişse, ders dönemleri bittiğinde bu arkadaşlarımızın akademik hayatın ilk ciddi şeyi olan seminer yapmış olmaları gerekir. Bir seminer yapmış olmaları gerekir. Bu seminer aynı zamanda doktora dersi alan arkadaşlarımız için de geçerli. Bir seminer ödevi var, bir seminer hazırlama görevleri var. Bu zorunludur. Hem yüksek lisans yapan öğrencilerimize hem de doktora yapan öğrencilerimize seminer yaptırıyoruz.
Şimdi neden bu konuya girdim doğrudan şimdi? Şunun için. Bizim akademik çalışma yapan arkadaşların, yüksek lisans yapan, doktora yapan arkadaşların karşılaşmış oldukları en ciddi problem tıkanma problemi. Bu konuda oluşturulmuş WhatsApp gruplarına bakın. Tefsircilerin, hadisçilerin, kelamcıların, başka işte gruplar, yüksek lisans grupları, doktora grupları, daha üst düzey hocaların gruplarına bakın. İşte ne tez çalışacağız, ne yapacağız, ne yapalım, ne çalışalım, konu bulamıyoruz, konu kalmamış diye sorunlar var. Bu konunun, değerli izleyenler, ana nedeni gayet açık olarak söylüyorum. Şu süreçleri, ön hazırlıkları yeterince tamamlamamış olmaktan kaynaklanıyor. Bu anlamda lisans düzeyindeki öğrencilerin bu derslere katılımı ve takibi son derece önemli. İleride tıkanmamaları için atacakları bu temel ve zemin onların gelecekte tıkanmalarını önleyecek. Çünkü daha yüksek lisansa başlamadan önce çantalarında dünya kadar problem olacak. Bu problemin kimini seminer olarak çalışacak, kimini tez olarak çalışacak, kimini makale yapacak, kimini tebliğ yapacak. Çantaları problem de olacak. Dolayısıyla bir akademisyenin çantasında problem bitti mi, akademik hayat biter. Tıkanma başlar. İşte daha sonraki derslerimizde bunları hep konuşacağız. Ne okuyacağız, nasıl okuyacağız, bilgiyi nasıl toplayacağız, değerlendirme analizlerimizi nasıl yapacağız soruların hepsinde aslında bizim sırtımızda bir torba var. Oraya sürekli problem biriktiriyoruz. Sürekli problemleri atıyoruz oraya. Bu problemler işte bizi hem akademisyen yapacak hem de bizim insanlığa katkı sunacağımız düşünceleri üretmemize sebep olacak. Onları çözdüğümüz zaman insanlığın problemlerinin çözümüne katkı sağlayacağımız, bizi işlevsel hale getirecek olan durumdur. Bu itibarla torbamız sürekli problemlerle dolu olmalı. İşte bu problemlerle dolu olduğunda seminerde öyle bir problem çalışmalısınız ki bu teze dönüşmeli. Mümkünse semineri teze dönüştürmelisiniz. Yüksek lisansta. Mümkünse doktora da semineri teze dönüştürmelisiniz. Yani öyle bir konu çalışın ki seminer tezinizin bir ön çalışması gibi olsun. Konu bulun. Ve böyle bir çalışma sizi geleceğe yönelik lisansüstü basamaklarında ileriye doğru safa safa gittiğinizde asla tıkanmayacağınız, ya ne çalışacağımı bilemiyorum, tıkandım, bittim, tükendim demeyeceğiniz bir yolculuğu, akademik yolculuğu mümkün kılacak olan şey bu tür bir hazırlık yapmaktan geçiyor. Bunun için de lisans ve şey pardon yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerime hararetle tavsiye ettiğim şeyi altını çizerek söylüyorum. Bunu benim dersime gelen ve benden ders alan öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Onlara söylüyorum. Değerli arkadaşlar, sakın biyografi, şahıs ve kitap falan çalışmayın. Belki yüksek lisans daha ne, ama ona da yine çalışmayın. Çünkü az sonra üzerinde duracağım bir akademik çalışma, lisansüstü bir akademik çalışmanın özelliklerinden bahsedeceğim. Neden böyle çalışmayın diye böyle söylediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü o çalıştığınız şahısla kalırsınız. Evet, onunla kalırsınız. Başka çalışacağınız bir şey olmaz. Yine bir şahıs belki daha çalışırsan çalışırsın, o kadar. Oysa bakın şimdi. Bir akademik çalışma yapacaksınız. Lisansüstü bir akademik çalışma yapacağız. Lisansüstü bir akademik çalışma yaptığımızda bunun özelliklerini müsaadenizle yazıyorum. Bir akademik çalışmanın ana özellikleri. Bunlar zorunlu özelliklerdir. Yani 2547 sayılı
YÖK yasamızın yasayla belirlediği bir şey bu. Bu yasa bu. Yani YÖK yasası bize bir akademisyen akademik çalışma yapacaksa bunun ne tür özelliklerinin olması gerektiğini yasayla belirlemiş. Bu 3 tane temel ilke. Bir, problem çalışacaksınız. Problem. Problem. Dedik ya çantamızı problemle dolduracağız diye. Bir problem çalışacaksın. Bir problem bulacaksın. Eğer bir şahıs çalışıyorsanız bile, ki birazdan üzerinde duracağım, bir şahsın kitabını çalışıyorsunuz ya da kitaplarını çalışıyorsanız bile orada bir problem tespit edeceksiniz. Bir problem ortaya koyacaksınız. Bunu birazdan konuşacağız. Bugünden sonra yapacağım ayrı ayrı derslerde de bunları çok daha derinlikli ve örnekleriyle konuşacağız zaten inşallah derslerimizde. Şimdi demek ki bir problem tespit etmemiz gerekecek. İki, bu problemin çözümüne yönelik bir yöntem, çözüm yöntemi, bir yöntem. Bu yöntemin iki özelliği var. Yani problemi çözüm yönteminde iki tane özelliği var bunun. İki özelliğe tekabül ediyor. Bunu özellikle belirlemek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Bir mevcut yöntemi kullanabiliriz. Hani usul çalışacağız dedik ya, mevcut usulü, yani şu usulleri kullanabiliriz. Mevcut usul kullanılabilir. Yöntem mümkündür. Mevcut usulle problemi çözebiliyorsan yeni bir usul geliştirmen gerek yok. Mevcut usul yetmiyorsa yeni bir yöntem geliştirebilirsin. Yeni yöntem denersin. Bir yöntem ortaya koyarsın. 3, probleme çözüm önerirsin. Bu çözüm önerisi ana bilim dalına katkıdır. Ana bilim dalı, hangi ana bilim dalında yüksek lisans ya da doktora yapıyorsanız, bu ana bilim dalına katkıdır. Yani YÖK bize yüksek lisans ve doktora yaptırırken her bir adaydan bunu bekliyor. Bir problem bul, bunu çözme yöntemi geliştir, çöz bir öneride bulun, alana bir katkı. Bu Ahmet Keleş'in hadise katkısıdır desin der. Bir katkı sun. Dolayısıyla bu 3 özellik önemli. Şimdi biz eğer bu 3 özelliği dikkate alarak akademik çalışmalar, yüksek lisans ya da doktora çalışmazsak bu çalışmaların devamını getiremezsiniz. Tıkanır kalırsınız. Doktorayı bitirirsiniz, doçentliğe konu bulamazsınız. Doçentliği bitirirsiniz, profesörlük için konu bulamazsınız. Ama bu problemler üzerinden bu yöntemle giderseniz asla çalışma alanınız, yazacağınız ne makale biter, ne tebliğ biter, ne kitap biter, ne konu biter. Problemler üzerine yoğunlaşmayı biliyorsunuz. Bunları ileride daha detaylı olarak konuşacağız. Ama bir örnek vereyim. Örnek olarak vermek istiyorum. Biraz uzattığımı fark ediyorum. Beni lütfen hoş görün. Şimdi diyelim ki İmam Gazali'yi çalışıyoruz. Bir şahıs. İmam Gazali. Üzerine bir sürü çalışmalar yapılmış. Yapılmaz mı? Elbette yapılır. Eseri üzerine yaparsınız. Efendim düşünceleri üzerine yaparsınız. Yaparsınız. Fakat şu 3 özelliği onun üzerine yaptığınız çalışmaya yansıtırsınız. İmam Gazali'nin ne tür bir problemini çalışıyorsun? Ne tür bir problem tespit ettin? Problem ne? Çalıştığın problem ne? Bir problem tespit edeceksin. Kelami yaklaşımına mı, felsefi yaklaşımına mı, fıkha yaklaşımına mı, fıkıh usulüne yaklaşımına mı, Kur'an anlayışına mı, hadis sünnet anlayışına mı, tasavvufi yaklaşımlarına mı? Gazali ile ilgili ne tür bir problem tespitin var? Hangi problemi üzerine tez yapmayı düşünüyorsun? Problem ne? Tespit ettiğin problem ne? İki, bu problemde yöntem ne? Ne tür bir yöntem uygulamaya çalışıyorsun? Ve neyi çözmeye, ne sonuca, nasıl bir sonuca ulaşmayı düşünüyorsun? Oradan ne söyleyeceksin? Diyelim ki
İmam Gazali'nin kelama ait yönünü çalışıyorsan kelama ne katacaksın? Tasavvuf yönünü çalışıyorsan tasavvufa ne katacaksın? İslam felsefesi alanını çalışıyorsan İslam felsefesine ne katacak? Mantık yönünü çalışıyorsan mantığa ne katacak? Bunu sormak zorundasınız. Bunları sormadığınız takdirde yapacağınız akademik çalışmalar asla devamı gelecek çalışmalar olmaz. Devamı gelmez, getiremezsiniz. Tıkanır kalırsınız. Bu açıdan sevgili arkadaşlar, size tavsiyem okurken, ki bunları inşallah birlikte yapacağız derslerde, okurken problem görmeye çalışmak, problem tespit etmeye çalışmak ve bu problemleri torbamızda biriktirmek. Ve sonra o torbada biriken problemleri öncelik sırasına koyarak kimini yüksek lisans tezimizde, kimini seminerde, kimini doktora semineri, doktora tezinde, kimini doçentliğimizde, kimini profesörlüğümüzde, kimini profesörlükten sonra ömür boyu bunları çözmeye yönelik olarak devam edeceğiz. Ve paradoksal olarak şunu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Paradoksal olarak eğer problem üzerine çözüyorsanız, çalışıyorsanız problem üzerine çözüm ürettikçe döngüsel ve paradoksal olarak, ki buna diyalektik diyoruz, çözüm kendi içinde sizi yeni problemlere yönlendirecektir. Çözümler kendi içerilerinde farklı problemleri görmenizi sağlayacak, yeni problemlere yöneltecek. Bu problemler sizi yeni çözümlere yöneltecek. Bu yeni çözümler sizi tekrar problemlere yönlendirecek. Diyalektik olarak problem ve çözüm sürekli sizi aktif ve canlı tutacak bir alandır. Bu bakımdan sizi hararetle problem çalışmaya, problem üzerine yoğunlaşmaya teşvik etmek istiyorum. Eğer böyle bir teşvik hakkını bana lütfederseniz, böyle bir hakkı kendimde görmeyi, eğer size karşı bir saygısızlık olarak addetmezseniz, böyle söylemeye cesaret etmek istiyorum ve sizi teşvik ediyorum. Peki acaba hocam, böyle bir özelliği nasıl kazanabiliriz? Bunu ileride konuşacağız ama şimdilik bu ders için nasıl kazanabiliriz? Ve lisans öğrencilerimiz de şimdiden bunu fark etmeleri açısından nasıl kazanabiliriz? Usul temelli, usul merkezli ön çalışmalar yaparak, eğer usul merkezli, usul yöntemli ön çalışmalar yaparsanız, lisans bittiğinde, lisans üstüne başladığınızda artık bitmek tükenmek bilmeyen bir akademik yolculuğa çıkmaya hazırsınız demektir. İşte kısmet olursa, naçizane siz değerli öğrencilerimden ilgi duyanlara, onları böyle bir yolculuğa hazırlamak için lisansta okuyanlara bu dersleri inşallah tek tek ben yapacağım. Onlarla kitap okuyacağız, ders yapacağız, değerlendireceğiz ve bu noktaya hazır olmalar için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Lisansı bitirmiş, yüksek lisansa ve doktoraya başlamış öğrencilerimiz böyle bir disiplinden ve bir ön hazırlıktan geçmemişlerse hararetle bu dersleri onların da dinlemelerini tavsiye ederim. Eğer geçmişlerse, ihtiyaçları yoksa, o zaman zaten onlarla ne yapmaları gerektiğine ilişkin çok ciddi efendim dersler zaten inşallah yapacağız. Peki bugünden itibaren bu akademik rehberlik dersimizin üçüncüsü oldu. Bugünden itibaren derslerimizi nasıl yapacağız? Kısaca ondan da bahsedelim. Orada kalalım ve inşallah kısmet olursa, sağlığım el verirse her hafta bu rehberlik derslerinden en az bir ders yüklemeyi düşünüyorum. İlerleyince daha zaten YouTube üzerinden yazışacağız, tanışacağız, irtibatımız olacak.
canlı dersler üzerinden de özel olarak birebir canlı rehberlik derslerimizi de soru cevap üzerinden, sizin soracaklarınızı cevaplamak üzerinden derslerde yapmayı düşünebiliriz. O halde akademik rehberlik dersi bundan sonra şu şekilde siteye konacak ve oradan takip edebileceksiniz. Farklı bir renkle yazayım. Lisans akademik rehberlik lisans 1 2 diye devam edecek. Akademik rehberlik lisans üstü 1 2 3 diye devam edecek. Yani bundan sonra akademik rehberlik ortak dersimiz bu üçüncü derste bitmiş oldu. Çünkü ayrı ayrı bu dersleri yapmamız gerekiyor. Henüz ilahiyat fakültesinde okuyan, bitirmemiş lisans öğrencilerimize yönelik akademik rehberlik derslerimiz, akademik hayata zaten başlamış, yüksek lisans yapan, doktora yapan ya da bu yüksek lisans ve doktoranın ister ders döneminde, ister tez döneminde olsun, hangi düzeyinde olursa olsun, bu öğrencilerimize yönelik de akademik rehberlik, lisans üstü dersleri olmak üzere iki ayrı video olarak bunları yükleyeceğim. Tabii bu videoları her iki grupta bakabilir. Mesela lisans düzeyinde ders gören öğrencilerimize bu lisans üstü videolar yasak değil ya. Orada ne konuşuyor hoca acaba, neler var, orada neler anlatılıyor? Onları da merak edip dinlemek isterlerse daha şimdiden elbette onları da dinleyebilirler. Eğer rahatsızlık duymazlarsa bu videolar zaten herkesin izlemesine açık olarak efendim konulan bir videolar. Amacı da zaten dinlenmiş olması ve dinlenmesidir. Bu itibarla inşallah bu iki ayrı alanda çünkü sizin göstermiş olduğunuz ilgiye de biraz bakarak bugün bu dersi yapma ihtiyacı hissettim. Önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah lisans öğrencilerimize yönelik rehberlik, lisans üstü öğrencilerimize yönelik rehberlik olmak üzere iki ayrı sohbet videolarını yüklemeye çalışacağım. Bir diğer istirhamım da madem ki biz bu dersleri kalıcı olarak YouTube'a yüklüyoruz ve çok şükür internet ortamından yararlanmayı düşünüyoruz. O zaman ilahiyat alanına ilgi duyan etrafınızdaki insanlar, özellikle İmam Hatip öğrencileri belki erken olur ama teşvik olması bakımından hasreten ilahiyat fakültesinde okuyan tanıdığınız Türkiye'nin neresinde olursa olsun arkadaşlarınıza sitemizi tavsiye ederek bu derslerden yararlanmalarını sağlarsanız bu da sizin için ayrı bir sevap olur ve katkı olmuş olur. Çünkü bunlar ne kadar çok kişi tarafından dinlenirse o kadar efendim hiç beklemediğimiz, ummadığımız istidatlara, kabiliyetlere kapı aralanmış olur. Ufuklarının açılmasına vesile olur. Bakarsınız vesile olduğumuz insanlar ilme bizden daha fazla hizmet etmiş olurlar. Tıpkı sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın veda haccında burada bulunanlar, bulunmayanlara benim sözlerimi ulaştırsınlar. Olur ki ulaştırdıkları kimseler benim sözlerimi ulaştıran kimselerden daha iyi anlayabilirler ve daha iyi yararlanabilirler. Buna vesile olun tavsiyesinde bulunduğu gibi benim de sizden böyle bir ricam olmuş olsun. Tekrar inşallah hayırlı olur, hayra vesile olur temennileriyle sözlerime son vermek istiyorum. Bu arada videoları dinlerken aklınıza gelen soruları lütfen yazmayı ihmal etmeyin, değerlendirmeleri ihmal etmeyin. Ben de onlara vaktim el verdikçe bakacağım, cevap vermeye, yazmaya çalışacağım.
Allah'tan bir mani olmasa. Böylelikle başlamış olduğumuz ve çıktığımız bu yolu birlikte sürdürecek ve devam edeceğiz inşallah. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlık ve afiyetle kalın arkadaşlar.